dokulara nereye götürür? Al yuvarlar. Tamam mı? Al yuvarlar. Aldığımız oksijeni doğru dokulara götürür. Dokularda oluşan, kullanıldığında doğru oluşan karbon monoksitini tekrar alıp akciğere getirerek dışarı vermesini sağlayan al yuvarlar. Tabii ki bu olay nefes alınmaktır denir. Al yuvarlar görevi de budur. Kullanmayan arkadaşlar. Bunlar da vücudumuzun içinde bulunan kanın içindeki su gazlarıdır. Evet. Burada güvenlik güçleri bakın. Nasıl dikilmiş karşısına? Neyin? Mikrobu. Evet. Alt yuvarlarda vücudumuza giren mikropları öldürür ve hastalığımızın ilerlemesini engeller. Yoksa ufak bir gripte dahi ölürüz. O yüzden savunma mekanizmamız çok iyidir bu konuda kalsa. Alt yuvarlar sağlar. Şimdi bazı kişiler vardır. Doğduğu zaman kan üretemez. Nerede üretiyordu kan? İşte bazı kişilerin kemik iliği çalışmaz. Çalışamadığı için kan üretemezler. Bu kişilere ne olması lazım? Dışarıdan kan verilmesi lazım. Değil mi çocuklar? Evet. Allah'ın. Bazen de Allah göstermesin biz de düşeriz, büyük bir kanama olur veya da ameliyat geçiririz, büyüklerimiz, annemiz veya da küçük yaşlarda ameliyat geçirebiliriz. Bu durumlarda da bize kan takılma zorundadır değil mi? Aşırı kanama olduğu için. İşte bu ki kişilerin veya kaza geçirmiş ameliyat olacak kişilerin kanını veren kişilere ne denir? Kan bağışçısı. Gönüllü kan bağışçısı olur. Onlar ne iş yaparlar? Hayat kurtarırlar. Süperman olurlar onlar. Evet, onu da anlatacağım. Şimdi 18 yaşına gelmiş bir kere beş ne yapmış? Ehliyetini almış değil mi? Tırmırken baş vurmuş. 18 yaşına gelmiş. Kelebek olmuş ve ehliyetini almış. Ehliyetini aldığı için de nereye gidiyor? Kan bağışlamaya gidiyor değil mi? Evet. 18 yaşına geçmiş kişiler mutlaka kan bağışı yapabilir. Yani 18 yaşını dolduracak, 19'dan gün alacak, tamam mı?